Şimdi şöyle bir soru sorayım o zaman. Lütfen özel anılarınızdan, hani daha önce kayda geçirilmemiş, söylenmiş anılarınızdan da yola çıkarak. Siz farklı farklı liderlerle çalıştınız. Mesela benim tezimde Demirel algısı, Ecevit algısı, ondan sonra Türkeş algısı, Erbakan algısı ve şimdiki siyasilerle karşılaştırması diye başlıklar var. Yani alt başlıklar var. Ve bu algı daha çok gazetelerde şunlardan bunlardan daha ziyade yakın çalışma arkadaşlarının üzerinden yapılan bir şey. Tekrar söyleyeyim, hani böyle Demirel demokrattı gibi değil de hani böyle sizin özel anılarınızdan da yola çıkarak Demirel nasıl bir liderdi? Yani sizin kafanızda mümkün mertebe şu andan değil de o gün içerisinde siz Demirel'i nasıl düşünüyordunuz? Bizim için bir idoldü. Herkes için bir örnekti. Sabrıyla, bilgisiyle, takipçiliğiyle, halka olan yakınlığıyla gerçekten bir büyük liderdi. Şimdi o nedenle başarılı oldu. Demokrat Parti hareketini devam ettirmek kolay değildi rahmetli. Menderes de halka yakındı. Halkı tutmayı, halkı sevmeyi, halka dokunmayı severdi. Geçen süreçte o kesimi temsil eden liderler hep öyle gelmiştir. Yani rahmetli Menderes'ten sonra Demirel öyle olmuştur. Sonrasında Recep Tayyip Erdoğan öyle olmuştur. Yani halka dokunmayı seven, halka dokunarak siyaset yapan liderlerden olan bence başarılarının sırrı da oradadır. Demirel'in özellikle 12 Eylül sonrası Güneş Sokak okulu sadece Demirel'in bakanlığını, milletvekilliğini ya parti mensuplarını yapan insanlar değil, her partinin partiline müracaat ettiği bir yer haline gelmiştir. Ben pek çok Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımı istekleri üzerine Sayın Demirel'in evine götürmüşümdür. Öyle bir durumdu ki, öyle bir ortam vardı ki insanlar birbirleriyle konuşmaya, bir kafede oturup bir çay kahve içmeye çekinir haldeydiler. O şartlar altında Demirel'in kapısı pazar hariç her gün açık ve biz her gün oraya giderdik. Her gün oradaki sohbetlere katılırdık. Dediğim gibi sadece bizim değil, Muhalefet Partisi milletvekillerinin de devamlı uğrak yerlerine biri olmuştur Demirel'in Güneş Sokak'taki evi. Peki, mesela sizin yani hem devlet işleyişleri gerek muhalefetteyken Demirel, gerek yasak olduğu dönemde ya da gerekse görevde olduğu dönemde bizzat böyle onun kişiliğini ortaya koyacak bir anınız, bir olay var mı yaşadınız? Hani özgün olsa daha çok sevinirim. Hani mesela ya Demirel halka yakın ama ben şöyle bir şey gördüm gibi ya da demokrat ama ben şöyle bir şey gördüm. Şimdi tahammülü ve sabrıyla ilgili bir olay anlatayım. Allah rahmet eylesin, Veysel Atasoy Anavatan Partisi'nin milletvekiliydi, bakanıydı. Doğru Yol Partisi'ne gelmek istiyordu. Benim de çok eski bir arkadaşımdı. Ben de gelsin istiyordum. Zonguldak milletvekili olduğu için Zonguldak'taki havayı da ölçelim istedik. Teşkilatlar istemiyordu partiye gelmesini. Karşı çıkıyorlardı. Bizi baskı altında tutuyorlardı. Bir gün Demirel'e rica ettim. Dedim ki efendim, yani teşkilatlar gelse de sizi dinlerler. Bizi orada rahatsız ediyorlar. Siz onlarla bir konuşsanız dedim. O da işte gün verdi. Bizi teşkilatları çağırdık. İlçe başkanlarımızı, il başkanımızı. Yine Güneş Sokak'taki evde rahmetli Demirel bizim arkadaşlara sordu. Niye istemiyorsunuz? Herkes kendine göre bir şey söyledi. Hepsine reddedilmesi mümkün olmayan cevaplar verdi Sayın Demirel. Bir ulus ilçe başkanımız vardı, Allah rahmet eylesin, Rasim Maden. Ona sıra geldi. O dedi ki, beyefendi dedi, bu Veysel Atasoy sizin için ulus meydanında ne dedi biliyor musunuz dedi. Ne dedi dedi. O Demirel'in başından paça bile olmaz dedi. Odada buz gibi bir hava oluştu. Yani ben yerin dibine girdim, utandım. Demirel, enteresan adam, böyle kafasına bir doğrul dedi. Kardeşim demişse bana dedi, sana ne dedi ya. Bu çok çok ilginç bir şey. Gerçekten. Yani böyle bir adam. Başka özelliği, yani sık sık o küçük uçaklarla yurt gezilerine giderdik.
bir 10-15 dakika kestirirdi. Biraz da şeker olduğu için onun da etkisiyle herhalde. Fakat yani işte uçağa binerdik, kalkardık, kestirmeye var, uyumaya başlardı. 10-15 dakika sonra uyanır derdi ki solda Afyon olması lazım. Yahu sağda işte kebanın üzerinden geçiyor olmamız lazım derdi. Yani uyku sonrasında bile Türkiye'yi kafasına yerleşmiş haritada okuyabilen bir adamdı. Yani müthiş bir hafızası var. Şunu gördüm ben onda. Sakin bir kafayla dinlediği ya okuduğu bir şeyi unutması mümkün değildi. Yani ne şahsı unuturdu, adını bilecek kadar şahsı unuturdu, ne de okuduğu bir şeyi unuturdu. Böylesine Cenab-ı Allah'ın üstün zekalı kıldığı insanlardan biriydi sayılır. Şimdi şeyde bu azınlık hükümeti döneminde biliyorsunuz hem MHP'nin hem de MSP'nin oylarıyla azınlık hükümeti kuruldu. Milliyetçi cephe var zaten. Siz Milliyetçi cephede görev almadınız. Ben ama o ara seçimlerde göreve geldiniz. İlk defa seçildiniz sanırım. Azınlık hükümetine görev aldınız. Yanlış mı diyorum başkanım? 76 seçimlerinde, o ara seçimlerde. 77 seçimlerinde milletvekili seçildim ben ilk defa. Geldik, bir 6 aylık bir hükümet kurduk biz, Milliyetçi Cephe Hükümeti. Doğru. Bu arada 11'ler olayı dediğimiz olay oldu. Yani Adalet Partisi'nden 11 milletvekili, deyim yerindeyse, ayartıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve bir Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti kuruldu. 1978'in başlarında. Bu hükümet işte 11 Eylül'e kadar devam etti. Fakat 1979'un Ekim ayında Türkiye'de 5 yerde ara seçim ve kısmi senato seçimleri yapıldı. Birisi de Aydın'daydı. Efendim? Birisi de Aydın'daydı. Selahattin Acar kazanmıştı Aydın'da. Selahattin Acar kazanmış, doğru. O 5 yeri, 5 yeri de Adalet Partisi kazandı. Senato'da da büyük üstünlük sağladı. Onun üzerine rahmetli Ecevit, halk bizi istemiyor dedi, istifa etti. Şimdi onun yerine bir hükümet kurulacak. Fakat tabii şimdiden o anın, o zamanın değerlendirmesini yapmak çok kolay değil. Yani ekonomi çökmüş, terör azgın bir hal almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele konusunda bir kanun tasarısı, 13 maddelik bir kanun tasarısını meclise sevk etmiş. Fakat takipçisi olmamış, komisyonda bile görüşülmemiş. Ekonomide yokluklar almış başını gidiyordu. Hiçbir şey yoktu Türkiye'de. Yağ yok, şeker yok, tuz yok, un yok, pirinç yok, mazot yok, benzin yok. Geliyorsa hepsi yoktu. Şimdi böyle bir tablodan Türkiye çıkaracak birileri. Kim birileri? Demirel buna talip oldu. Dedi ki ben bu tablonun içinden çıkarım, Türkiye düzlüğe çıkarırım ama tek başıma hükümet olursam. Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi'ne, yani rahmetli Erbakan'la rahmetli Türkeş konuştu. Dedi ki Milliyetçi Cephe Hükümeti, yani kurmam, altından kalkamaz bir koalisyon hükümeti bu problemlerin ve azınlık hükümeti kurayım, bana destek olur musunuz? Onlar da oluruz dediler. Öyle girişti bu işe, öyle yapıldı. Fakat o destek tam sürmedi. Mesela Dışişleri Bakanı Hayrettin Ekmen hakkında Gensol önergesi verildi ve düşürdüler bakanlıktan. Yani bu sıkıntı yarattı. Sırada başka bakanların da geleceği lafları söylenir. Yani hem söz verildi hem destek tutulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele konusunda kendi hazırlamış olduğu, meclise sunmuş olduğu tasarıya biz destek veririz sözünü vermiş olmasına rağmen hem komisyonda hem genel kurulda destek olmadı. Biz 13 maddelik o kanun tasarısını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı kanun tasarısının 7 maddesini genel kurulda geçirdik, kabul ettik ve kanunlaştı. Terörle mücadele konusunda güvenlik kuvvetlerinin elini güçlendiren bir kanundu. Ama 24 Ocak kararları alındı. 24 Ocak kararları öncesinde
bir bakanlar kurulu toplantısında başbakan hazineden, Merkez Bankası'ndan yetkilileri çağırdı. Onlara dedi ki, Türk lirası cinsinden, döviz cinsinden ne kadar paramız var? O işte bir takım şeyler anlattılar. Köprü kredisi dediler, o dediler, bu dediler. Dedi ki Demirel, ya kardeşim öyle değil. Köy bakkalı hesabı çekmeceyi çektiğin zaman döviz cinsinden ne kadar para var, Türk parası ne kadar var? Merkez Bankası Başkanı dedi ki hiç yok. Şimdi onun üzerine süratle taze para teminine, borç para teminine Türkiye girişti. Oradan buradan paralar bulundu işte. OECD ülkeleri bir konsorsiyum kurdular. Oradan biraz para geldi. Yüksek faizli bir takım yerlerden kredi alındı. Ama 24 Ocak kararları alındıktan 2-3 ay sonra Türkiye'de olmayan her şey olur hale getirildi. Süratle ithalatlar yapıldı, şu oldu, bu oldu. Fakat enteresan bir şey, mesela benzin depoların haline geldi Türkiye'de evler. Mazot depoları haline geldi. İnsanlar buldukça aldı, depo etti. Buldukça aldı, depo etti. Şimdi bollaşınca kimse gidip mazot benzin almadı, evindekini kullanmaya. 3-4 ay böyle devam edince şeyler, satışlar ciddi şekilde o zaman durdu. Yani böyle bir Türkiye tablosu Haziran-Temmuz 1980'e geldiğimiz zaman terörle mücadelede iyi bir noktaya gelememiştik ama ekonomi ciddi anlamda düzlüğe çıkmıştı. İşte bu şartlar altında 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Şimdi başkanım, şöyle bir olay var. Mesela 24 Ocak kararları liberalleşme diye adlandırılıyor. Özellikle sol kesim, yani bu söz tarih çalışması yaptığı insanlar da bazı iddia ediyor böyle. Bunu diyor Amerika aldırttı diyor. İşte asker de bunun uygulaması solu kırdı diyor. Böyle bir algı doğru mudur sizce? Hayır, doğru değil. Bu kararlar alındı. Sonuçlarında alındı. Mesela 1980'in Şubat ayında enflasyon tepe yapmıştır. Yani %90'lara çıkmıştır ama Mart'tan itibaren süratle inmiş ve 1980'in Haziran-Temmuz ayına geldiğimiz zaman yani enflasyon makul bir noktaya gelmişti. Neden mi? O doğru değil. Ha şunu derseniz, asker zaten ihtilal yapacaktı ama ekonominin düzelmesini bekliyordu. Yani ona bir şey diyemem, belki öyle kafalarından o geçiyordur. Yani çünkü bozuk bir ekonomiyi ne yapacak asker, neresini düzeltecek, o nedenle de Amerika'nın yani asker gelse 24 Ocak kararlarını uygulasın. Böyle bir şey yani doğru değil. Olmaz, doğru değil. Yani. Az önce gerçeklerine de uymuyor. Az önce dediğinizi, son dediğiniz İsmet Selin aynen öyle söyledi. Dedi ki benim kenara akrabam da ihtilaldan sonra konuştuk biz onunla. Siz 24 Ocak kararını almasaydı biz ihtilal yapmazdık çünkü ekonomi kötüydü diye söylediğiniz söyledi yani bana. Doğrudur İsmet abinin söyledi. Yani ben onu konuşmayı bilmiyorum ama akıl yürüttüğümüz zaman tabii o kadar kötü bir ekonomi tabloda asker ekonomiyi daha da kötüleştirir. Ama o mesela net bir şekilde 12 Eylül'ü CIA'ya yaptırdı dedi. Ama net yani net cümleyle. Yani o tabii sonraki bir takım belgelerden de o delillendirildi yani en azından haberleri vardı. Yani onu kimse de reddetmiyor, reddedemiyor. İşte meşhur onların Dışişleri Bakanlığı, bizim çocuklar idareye ele aldılar Türkiye'de sözleri, bunları teyit ediyor. Ama yani ekonominin düzelmesini, Adalet Partisi'nin yapacak bir şey yok. Yani ekonomiyi düzelteyim de asker gelsin, itiraf yapsın, böyle bir şey olabilir mi? Hani kim olursa olsun o ekonomiyi düzeltecek. Yani Türkiye dayanamaz onu. Mutlaka yani zor kararlardı. Siyaseten kolay kararlar değildi. O nedenle Adalet Partisi hükümeti onu çok cesur bir kararla aldı, yürürlüğe koydu ve sonucunu da aldı. Şimdi başkanım şöyle bir net bir soru soracağım size. Çünkü siz hükümetlerde de bulundunuz. O dönemde aynı zamanda gençtiniz. Yani gençlik olaylarını da bilirsiniz yani. Hani genç olarak da algınız farklı olabilir. Bu mesela aldığı oy oranına bakacak olursak işte MHP hükümeti bayağı iyi bir şekilde temsil edildi. Yani korusu kurmak zorunda. Milliyetçi cepheden bahsediyorum. Daha sonra da bu şeyler devam etti. Mesela bu özellikle sol gazetelerde
Bu işte ülkücü kanı kumanda olayı var. Bana birkaç tane Aydın yerinde etkili il başkanı Bahattin Okşan gibi AB'nin, ondan sonra Merkez İstihbarat Başkanı Eyüp Doğuran değil, Necat Doğuran gibi, onlar bizzat söylediler. Dediler ki biz hapse düşen ülkücülerin avukatlığını falan yapıyorduk dediler. Tam olabilir. Bu farklı bir şey ama bu bunu göstermez birazdan diyeceğimi. Mesela bu işte solda, sokaklarda solcular, işte ülkücüler çatışıyor. Böyle bir şey var zaten ama mesela bu olayların içerisinde Demirel'in de kullandığı iddia ediliyor sloken. Böyle bir şey var mı? Yok, değil. Yani Demirel bizim kesimi, gençleri, gençlik kollarını hep olayların dışında tutmuş. Ama ülkücü kanadın... Ama şu var, yani ülkücü kanatta olan çocukların çok büyük bir kesimi, belki %80'i, %90'ı bizim mensuplarımızın çocukları, yani Adalet Partililerin çocukları. O sebeple yani bizim kadrolarımız ülkücü gençlere ideolojik değil. Ama işte bizim Ahmet'in çocuğu, bizim Mehmet'in çocuğu, bizim ilçe başkanının yeğeni muamelesi yapmıştır ve militan bir gençlik kadrosu olmadığı için de sola karşı bunları tercih etmiştim. İşte rahmetli Demirel'in bana milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemesinin sözünün arkasında yatan neden budur. Yani orada tarafları keskinleştiren şeyler vardı, gayretler vardı. Demirel bunların hep üstünde olmuştur. Yani böyle bir destek söz konusu değil diyorsunuz. Yani ideolojik destek söz konusu değildir ama söylüyorum. Yani o çocuklar bizim kesimin, bizim mensuplarımızın çocukları, %80'i öyle. Yani yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından o zamanlarda öyle bir şey yoktu. Büyük bir halk desteği, gücü, oyu yoktu. Ülkücü kadroları vardı, onlar çok vardı. Ama işte o çocuklar bizimkilerin çocukları. Öyle olunca da bir biçimde onlar bizim teşkilatlarımız aracılığıyla, milletvekilleri aracılığıyla deyim yerindeyse devlette işlerini yaptırıyorlardı ama bu ideolojik koruma, ideolojik destek anlamında hiçbir gün gelmemiştir. Anladım. Şimdi hemen atlayayım. En sonunda sizin bizzat kendinizin yaptığı. Çünkü avukat bir gençken ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yükselmek, yani sıfırdan neredeyse bir yere gelmek ve bunu hiç kendimize helal getirmeden 40 yıl boyunca sürdürmek kolay bir iş değil. Mesela 11'ler olayı attım. Yani onlar öyle bir şey giriştiler ama ondan sonra siyasette bir daha bahsedilmediler. Yani en son ona geleceğim. Siz ne yaptınız? Yani mesela halkla diyaloğunuz nasıldı? Böyle somut anılardan bahsederek isteyeceğim ama bu en son kalacak bir şey. Bana lütfen Türkiye işte yine anılarınız varsa anılarınızdan yola çıkarak Türkiye sizin gözünüzde nasıl bir liderdi? Özellikle 80 öncesi ve 80 sonrası mukayese yaparsak sevinirim. Tabii Türkeş saygın bir devlet adamıydı. Devleti bilen, öngörüsü yüksek, zeki bir insandı. Zaman zaman beraber olduğumuz toplantılara katılırdık. Daha çok Türk dünyası ile ilgili toplantılara. Orada beni mahcup edecek şekilde büyük devlet adamı Köksal Toptan diye benden bahsederdi. İki tane önemli şimdi aklıma gelen anı var. Bir tanesi ben Refah Yol hükümeti kurulduğu zaman iki lider birbirini aklamak için koalisyonu kurdu gerekçesiyle Doğru Yapas'tan istifa etmiştim. Bir 6-7 ay kıl ben bağımsız milletvekili olarak kaldım. O dönemde bir gece müşterek bir dostumuzun evinde ben Türkeş'te buluştum. Öyle istediler. İşte Gazi Osman Paşa'da bir evde bir dostumuz, müşterek dostumuzun evinde onun gayretiyle biz bir araya geldik. Bana Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmemi istediğini söyledi. Böyle bir şey doğrusu beklemiyordum. Ama yani onu yapmak da benim açımdan doğru olmazdı.
kendisine dedim ki, efendim dedim, yani benim gözümdeki baş bu genel başkanlığa getirmeyelim lütfen. Çok, ondan çok hoşnut kaldı bu laftan. Yani bizim için o baş bu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne girsem. Yani milletvekili transfer ederek böyle ucuz latmayalım. Yani, ben bağımsızım yani, bu transfer değil de. Ama o partiye geçersem Türkeş genel başkanım olacak yani. Ha, anladım. Ama bizim kesin baş bu. Yani onu indirmiş. Çok hoşuna gitti ama. Tamam dedi, işte dost kalalım. Böyle bir anımız var. İki, vefat ettiği gece Ankara'da Hilton Oteli'nde müşterek bir dostumuzun Alaaddin Kaya, bu Kaya Otellerinin sahibinin kızının nişanı vardı. Aynı masada oturuyordu. Ben eşimle beraberdim. Nişan yüzüklerini taktı. Geldi oturdu. O gece bir de Giresunlar gecesi vardı. Ben de onlara söz vermiştim. Kendisine dedim ki bana müsaade eder misin? Böyle böyle söz verdim ben. Bir 5-10 dakikada oraya uğrayayım dedim. Biz kalktık hanımla oraya gittik. Gittik. Yani 5 dakika sonra herhalde bir koruma polisler geldi. Dedim ben Türkeş öldü. Ben ne öldü oğlum? Beraber düşündüm. Şimdi öldü. Allah Allah. Şaşırdım. Şok oldu. Şimdi şey, evet. Pardon, bizim azınlık hükümeti döneminde Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi hükümete hep destek olduğunu söylemem lazım. Evet, ama az önce bakan düşürdüler dedin. Zaten onu ben biliyordum da, onu MHP ve CHP beraber mi yaptı? Anladım. MHP yoktu. MHP yoktu. Evet. Hayır, o düşürdüğünü biliyorum zaten. Yani yazılı açıdan da okumuştum var. Peki,